Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş yıl dönümü nedeniyle vesilesiyle yayınlamış olduğu mesajı okuyorum. Kıymetli Kıbrıs Türk'ü kardeşlerim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36. yıl dönümü münasebetiyle sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu gurur günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş başta olmak üzere 36 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesinde, kalkınmasında, bugünlere ulaşmasında emeği geçen herkesi şükranla anıyorum. Bugün Kıbrıs Türk'ünün üzerinde özgürce yaşadığı topraklar, her türlü baskı ve tehdide rağmen mücahitler ve Mehmetçiklerin kol kola, omuz omuza verdiği destansı bir direnişin eseridir. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerim, büyük mücadeleler ve fedakarlıklarla kurduğu devletini, demokrasi ve ekonomide kazandığı başarılarıyla taçlandırmaktadırlar. Ancak adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için sergilediği çabalar maalesef Kıbrıs'ın güneyinde karşılık bulmamaktadır. Kıbrıs Rum tarafı adayı Kıbrıs Türk halkıyla siyasi eşitlik temelinde paylaşmaya yanaşmadığı gibi çözüm gayretlerini de sürekli baltalamaktadır. Siyasi çözüm için bugüne kadar gereken her türlü kolaylığı gösteren Kıbrıs Türk'üne yönelik tecrit ısrarla sürdürülmektedir. Avrupa Birliği başta olmak üzere kimsenin Kıbrıs Türk'ünü Rum oyunlarının esiri haline getirmeye hakkı yoktur. Anavatan ve garantör ülke olarak milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türk'ünün yanında yer almaya devam edeceğiz. Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının karada olduğu gibi denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz. Özellikle Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte Kıbrıs Türk'ünün varlığına yönelik tehditleri nasıl bertaraf etmişsek, bundan sonra da hak ve menfaatlerini aynı şekilde korumakta kararlıyız. Bu iftihar günümüzde Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türk'ünün bağımsızlık coşkusunu ve sevincini bir kez daha paylaşıyoruz. Şahsım ve Türkiye'deki 82 milyon kardeşiniz adına 15 Kasım Cumhuriyet Bayramımızı gönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hürmetle yad ediyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türk halkına Rabbim'den huzurlu, güvenli ve müreffeh bir gelecek diliyorum. Bu anlamlı günde Kıbrıs Türk halkının milli varlığının ve benliğinin simgesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36. yıl dönümü Atayurt Kırgızistan'da gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 15 Temmuz 1974 tarihinde Enosis'i gerçekleştirme halindeki faşist Yunan cuntası destekli EUKB'nin yaptığı darbe üzerine Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin 1960 Garanti Anlaşması'ndan doğan haklara dayanarak gerçekleştirdiği 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlığa, Kıbrıs Adası'nın ise barış, huzur ve istikrara kavuştuğunu belirtmek isterim. İşte bu noktada 15 Kasım 1983 yılında ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti az önce yukarıda ifade ettiğim özgürlük, bağımsızlık, barış, huzur ve istikrar temelleri üzerine kurulmuştur. Bugün Kıbrıs Adası'nda bilinen iki ayrı devlet vardır. Güneyde sözde tüm Kıbrıs Adası'nı temsil ettiğini iddia eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve kuzeyde laik, demokratik, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve Atatürk ilkelerine bağlılık temelleri üzerine kurulan ülkesi ve halkı ile bölünmez bir bütün olan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'dir. Yıllardır devam eden iki toplumlu müzakereler süreci içerisinde görüşme masasında iyi niyet ve uzlaşıcı tarafın sürekli Türk tarafı olmasına rağmen ödüllendirilen tarafın Rum tarafı olması hem trajik hem de düşündürücüdür. Kıbrıs meselesinde tavşana kaç, taziye tut mantığıyla hareket eden uluslararası toplum pasif kalması bugün gelen aşamada Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs kalasularında gayrimeşru hidrokarbon çalışmaları yapmalarına ve bölgede yeni gerginlikler yaratılmasına neden olmaktadır. Meselenin hallini dünyanın tanıdığı tek devlet ve hükümet biziz şeklinde gören, söylemleri ve eylemleriyle iyi komşuluk ilişkilerinden uzak bir duruş sergilenenlerle süreç maalesef sürdürülemez hale gelmiştir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantisi dışında bir anlaşmanın yapılmasının mümkün olmadığını, özgürlük meşalesi etrafında birleşmiş Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık, güvenlik ve refahını milli egemenliğe dayanan cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma ve geliştirme konusundaki kararlılığımızı tüm dünya bilmelidir. Çalışmaya, ana vatanınıza layık olmaya.